Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bugün ağırlıkla mecliste gerçekleşen yeni sivil darbeyi konuşacağız. Türkiye bugün dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ve hemen akabinde milletvekilliklerinin düşürülmesiyle beraber yeni bir darbeye tanıklık etti. Bu darbe karşısında muhalefetin tutumu nedir? Bu darbe karşısında Avrupa'nın tutumu nedir? Bu darbe karşısında Türkiye'de sivil demokratik alanın ya da halkın, aklınıza gelebilecek her kesimin tutumu nedir? Ve iktidarın bu darbeyle amaçladığı nedir? Bunları konuşacağız. Konuklarımız olacak. 3 konuğumuz, 2 konuğumuzla ilgili teknik işlemleri arkadaşlarımız yapıyor. Onlar da geldiklerinde hazır olacaklar. Birinci konuğumuz Fatma Bostan Ünsal, akademisyen yazar. Diğer taraftan Nazmi Gür, HDP eski milletvekili. Yine gazeteci arkadaşımız Koray Düzgören. O bizimle birlikte olacak. Sayın Düzgören, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Diğer konuklarımız gelinceye kadar ben size hemen sorumu sorayım. Bugünkü darbeyi ağırlıkla konuşacağız. Doğrusu bu noktaya nasıl gelindiği de önemli ama siz öncelikle bu darbeyle ilgili ne diyorsunuz? Vallahi aslında bakılırsa bunun sinyalleri bu korona salgını ile birlikte verilmişti. Çünkü Türkiye bir ekonomik kriz içindeydi zaten ve bir salgın da üstüne gelince çöküntü beklentileri yahut da bu krizin daha da derinleşerek büyük bir kaosa yol açacağına ilişkin beklentiler ve tabii bunun da siyasi hayata, siyasete yansımaları ile ilgili sorunlar konuşulmaya başlamıştı. Üst üste yapılan kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlar, iktidarın ve Erdoğan'ın desteğinin sürekli güçlüğünü göstermekteydi. Ve AKP'nin içinden çıkan iki partinin de bütün baskılara, engellemelere rağmen bir yükselişe geçmeye başladığını ve daha da büyük potansiyel olduğuna ilişkin bir takım belirtiler ortaya çıkmıştı. Ve iktidar mutlaka yeni bir sürece geçmek durumundaydı. Bunun belirtileri vardı. Zaten geçtiğimiz günlerde 5 tane HDP'li belediyenin yeniden öncekilere ilave eden 5 tanesinin daha görevden alınması ve kayyum atanmasından sonra bunun işareti verilmişti. İşte artan polis, bekçi, güvenlikçi şiddeti, işkence olaylarının tırmanması vesaire, bunun gibi göstergeler iktidarın yeni bir sürece yöneldiğini gösteriyordu. Aslında bu beklenmeyen bir şey değildi. Ellerinin altında tuttukları bir olaydı. Ellerinin altındaydı bu. Sadece meclise gelmişti bu dosyalar. Mecliste okunmadığı sürece yürürlüğe girmeyecekti. Bugün yaşanan bu tabloyla ilgili aslında belki dikkat çekilmesi noktalardan biri. İşte AKP'nin kendi toplantısında Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor. Bunun kararlaştırıldığı. Daha sonra bizzat sarayın talimatıyla Fahrettin Altun tarafından meclise gönderilip hemen alelacele okunduğu söylendi. Yani bununla aslında bir mesaj mı vermek istediler? Yoksa 2016'dan bu yana siyaset alanını Kürtlere daraltmaya dönük bir yaklaşımın bugün yansıması mı? İkisini birlikte değerlendirdiğinizde ne dersiniz? Tabii aslında bu mesele 4 Kasım 2016 darbesiyle başlayan sürecin bir devamı. Kürtlere sadece belediyelerde değil, zaten başından itibaren eş başkanlarından başlayarak çok sayıda milletvekilinin düşürülmesi, tutuklanması, hapse atılması, dokunulmazlıkların kaldırılması zaten işleyen bir süreçti, yürüyen bir süreçti. Şu anda da HDP'li milletvekilleri için yüzlerce fezleke var. Yani ellerinin altında istediklerinden fazla fezleke var.
Bu tabii dediğim gibi hem yürüyen bir süreçti hem de şu içine girdiğimiz korona salgınıyla birlikte ve ekonomik krizde derinleşen ve daha da derinleşeceği beklenen, derinleşmesi beklenen süreç öncesinde iktidarın yeni bir vites yükseltmesi nedeniyle oldu. Bunun talimatı tabii tepeden geldi, sahiden geldi ama onun öncesi Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli'den geldi, onu öyle söylemek gerekiyor. Evet. Devlet Bahçeli'nin geçenlerde yaptığı açıklamayı biliyoruz. Yeni bir şeyler yapılması ve Cumhurbaşkanlığı tek ya da tek adam rejiminin aksamadan, tehlikeye düşmeden güvenceye alınması için yeni bazı adımlar atılmasını talep etti hatırlarsın. Evet. Çok olmadı yani. Çok kısa bir süre önce oldu. Ve dedi ki işte seçim ve siyasi partiler kanunu değiştirmemizdir. Bir şey daha söyledi. Dokunulmazlıkla ilgili süreç işletilmelidir dedi. Yani Bahçeli'nin kastettiği süreç tabii ki bu. Peki. Yani, dolayısıyla ama bekçiler kanunu güçlürken meselenin aniden gündeme gelmesi, onu sordun sen, tamamen talimat değil. Tepeden gelen bir talimatla aniden bugünkü gündeme sokuldu. Peki, daha ayrıntılı elbette konu üzerinde konuşacağız. Fatma Hanım, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hemen size de bugün mecliste yaşanan yeni sivil darbeyi nasıl değerlendirdiğinizi doğrusu sormak istiyorum. Nedir bugün yaşananların tanımı sizce? Bence usulü ve esas yönünden bakmak gerekiyor. Usul yönünden baktığımız zaman aslında anayasaya aykırı olarak bir değişiklik yapılmıştı hatırlıyorsanız. Dokunulmazlıklar kaldırılarak. Bu anayasa değişikliği. Sonrasında bir KHK ile anayasa değişikliği, yine dokunulmaz, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracak şekilde. En son usulü bir husus, bir aykırılık, hukuki sonuçlanmadan, hukuki sonuçlanmadan, yani son kararı anayasa mahkemesi, mecliste ve milletvekili. Ama ben daha ziyade esas yönünden bahsediyorum. Millet Meclisi sorunları çözen bir yerdir. Bizzat kendisi şu anda sorun olmuştur. Yani neden dokunulmazlıklarla biz cehes kılıyoruz? Türkiye'nin bütün demokrasilerde ödevi sorunlarını üstlüyor. Bu tam tersine meclis sorunları çözecek milletvekillerinin bu şekilde dokunulmazlığı zaman siyaseti kitlemiş olur. Ve siyasette bu şekilde sadece şimdi Türkiye'nin bütün bir hayatını herkes için kitlemiş diye düşünüyorum. Fatma Hanım'ın sesi doğrusu çok anlaşılmıyor. Kesik kesik de geliyor. Biraz daha yakın. Ben Koray Bey'e tekrar dönelim. Arkadaşlar uğraşırlarsa Fatma Hanım'ın da mümkünse telefonunu sabitleyebilecek koşullara getirirlerse iyi olur. Koray Bey, tekrar sizinle devam edelim. 2016'dan başlayan bir süreç olduğuna dikkat çekti. Ama bugün başka bir şey daha da yaşandı. İlk kez bir CHP'li vekilin de üyeliği düşürüldü. Enis Berberoğlu'nun. Bununla birlikte değerlendirdiğinizde ortaya çıkan tabloya ilişkin ne dersiniz? Şimdi şu var, Enis Berberoğlu'nun mahkumiyeti var ve işte Yargıtay'ın kararı sürecinde denildi ki mecliste bu karar okununcaya kadar milletvekilliğine devam edebilir. Ama bu şu demekti, yani sizin her an milletvekilliğiniz düşürülebilir, sizin süreciniz bizim elimizde demişlerdi zaten. Dolayısıyla CHP'ye yansıması meselesi de böyle oldu. Ve ilk defa Enis Berberoğlu davasında dokunulmazlıklar, yani aslında mahkumiyet,
önce mahkumiyet hapse de girdi, henüz yattı da. CHP'de dokunmuş oldular. Şimdi bu aslında CHP'ye bir mesaj ve CHP'lilere mesaj. CHP'ye mesaj şöyle: bir süredir CHP'nin alt kademedeki yöneticileriyle oynuyorlar. Yani işte gözaltına aldılar. Biri İzmir'de, biri Adana'da olmak üzere, çok uyduruk nedenlerle. Hı-hı. Onların da detayına girmek istemiyorum. Fakat sonra bıraktılar tekrar. Bu bir mesaj da aslında. CHP'ye yöneleceğiz, daha üst kademelere de, alt kademeden başlayıp üst kademelere geleceğiz mesajıydı. Yenis'in milletvekilinin düşürülmesiyle bu mesajı çok net bir şekilde vermiş oldu. Tabii bu biraz da CHP'nin 4 Kasım sürecinin bizzati sorumlularından olmasından kaynaklanıyor. Yani 4 Kasım sürecinde dokunulmazlıkların kaldırılması için biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi oy verdi. HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Ne demişti Kılıçdaroğlu o süreçte? Evet, anayasaya aykırı ama oy vereceğiz dedi. Evet. Böylece bu sürece ortak oldular. Şimdi kendi milletvekillerine de yansıdıklarını görüyorlar. Hala da akıllanmış değiller. Yani ilk tepkilere bakıyorum, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ve diğer CHP yöneticilerinin açıklamalarına, bizzat Enis'in açıklamasına bakıyorum, sanki sadece Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, iki milletvekili, HDP'li milletvekilinin düşürülmemiş gibi açıklama yapıyorlar. Hani konuyu bilmeyenler sadece CHP işte mağdur olmuş gibi anlayabilirler. Yani belki şunu hatırlatmakta yarar var. Kılıçdaroğlu'nun tweet'i gerçekten çok dikkat çekici. Evet. Sadece Enis Berberoğlu'nu görmesi. Ama mecliste de mesela milletvekillerinin ya da grup başkan vekillerinin konuşmalarında CHP'liler daha radikal bir tutum takındılar. Evet, çünkü beraber, yani yan yana HDP ile CHP milletvekilleri yan yana protesto gösterisi yaptılar. Evet, birlikte slogan attılar. Ciddi olarak protesto ettiler ve meclis kapatıldı. Oturumu kapattı meclis başkanı. Tabii orada yan yanalar, yani bunları görmezden gelemezler dayanışmayı. Ama partinin en tepesindeki adam, yönetici, bunu görmezden geliyor hala. Dolayısıyla nedeni ne olabilir sizce? Valla şimdi bu yeni bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye karşı, HDP milletvekillerine ve HDP yönetimine karşı kayyum atamalarına karşı tavrını biliyoruz. Daima çekimser, hatta geri planda kalan HDP ile, HDP mensuplarıyla ya da seçilmişleriyle asla dayanışma havasında görünmeyen, görünmek istemeyen, bir arada durmak istemeyen bir haldeler, havadalar. Bu havaları devam ediyor ama tabii bu partinin tamamı için bunu söylemek doğru değil. Yani tamamen bu parti üst yönetiminin, Kılıçdaroğlu'nun tavrının dışında farklı davranan milletvekilleri de var. Ama bunların sayısı fazla değil. Ama ben şimdi, özellikle CHP'nin genel tutumu açısından, yani 2016'dan bu yana gelen süreçte HDP'ye dönük baskıları bir zımni, evet, destekle sürdürdü. Yani ilk, evet, dokunulmazlıkların kaldırılmasından bu yana. Özellikle bunun nedenini tartışmak, konuşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili, yani bir özel politikadan mı söz edilebilir? Yani CHP bir şekliyle HDP'den boşalan zeminden kendisinin güçleneceğini mi sanıyor? Ya da ne bileyim, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin o kuruluş kodlarıyla ilgili bir tasavvur mu, başka bir şey mi? Nasıl tarif etmek, nasıl anlamak mümkün? Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendisini hala devletin uzantısı bir parti olarak görüyor. Kendisini bir devlet partisi olarak görüyor. Ve bu tür meselelerde, yani ulusal mesele olarak bu konuyu ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi çok net, çok iyi bir şekilde kurguluyor. Şimdi MHP, AKP koalisyonu, ikisi birlikte CHP'yi böyle bir yaklaşımla muhalefetin HDP ile bir araya, HDP ile ve diğer kesimlerle bir araya getirmemeye,
aralarında bir mesafe koymaya çalışıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de buna uygun davranıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yani HDP'yi ve HDP'yi destekleyen bileşenleri kriminalize eden bir politika var. Devlet politikası var. AKP'nin yürürlüğe soktuğu ben bir devlet politikası özür var. Özür dileyerek Koray Bey sesinizi yani bir dakika müsaadenizi alacağım. Doğrusu Fatma Hanım'a söyleyebileceği bir şey varsa onu dinlemek istiyorum ama telefon çok hareketli ve ekranda da bir türlü sabitleyemedik. Bir yere de telefonu sabitleyemedik. Varsa söyleyeceği bir konuyla ilgili dinleyelim. Belki ondan sonra çok da rahatsız etmeyelim kendisini diye düşünüyorum. Artık başka zaman çok önceden iyi ayarlamalar yaparak tekrar onu konuk etme borcumuz olsun diyeyim. Fatma Hanım, siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Sözünüzü alalım ondan sonra. Basitleriyle ilgili olarak mı? Evet, bu özellikle bugün yaşanan sivil darbeyle ilgili. Dediğim gibi yani hatalarla başladı. Anayasaya aykırı olarak anayasa değişikliği yapıldı ve sonrasında yine bir kanun hükmünde kararnameyle bir anayasa değişikliği yapıldı. Yani milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı ve esasında da problemlerimizi çözmesi gereken meclis bu yeteneğinden mahrum bırakıldı. Bütün bir Türkiye kaybetti aslında. Görünen işte HDP ve CHP'ydi, CHP milletvekillerini etkiledi ama aslında bütün bir milletvekili, AK Parti milletvekillerine dahil, bütün bir Türkiye ve meclisin de saygınlığı bence ortadan kalktı. Sorun çözme makamı olmaktan çıkmış oldu meclis. Buna ben dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye kendi problemlerini suhuletle, siyasetle çözme imkanını kaybetmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı bu, hükümet sistemine geldikten sonra bir meclis kalmış mıydı? Denebilir miydi? Özellikle yeni sistemle birlikte. Evet, doğru, haklısınız. Yani meclis o bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi anlamındaki meclis çok kaybetmiştir kendini pek çok yetkiler açısından ama bugünkü durum gerçekten çözme sorunlarını çözme kabiliyetini, siyasi sorunlarını çözme kabiliyetini yitirmiştir. Bunu apaçık bir şekilde de göstermiştir. Hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya karşı. Zaten ilerleyen bölümlerde aslında Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi de göreceğiz. Bu yine çok ciddi anlamda hasar verecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama en önemlisi Türkiye'nin kendi sorunlarını çözme makamından uzaklaştırıyor Türkiye kendisini. Mecliste en önemli kurumudur, kurucu iradedir Türkiye'nin, tarihiyle de böyledir. Bu yüzden her ne kadar yetkisi azalmış da olsa bu sembolik ket çok önemli olmuştur diye düşünüyorum. Peki, ben Nazmi Bey'e de buradan sormak istiyorum. Nazmi Bey de size hoş geldiniz. Bu arada biraz gecikmeli de olsa sizi alabildik yayına. Teşekkürler. Doğrusu bugünkü darbeyi konuşuyoruz. Yani Koray Bey darbenin özellikle CHP boyutuna değindi. Ama siz HDP boyutundan değerlendirdiğinizde 2015'ten bu yana şiddet, 2016'dan bu yana da önce HDP'ye darbe mecliste, hemen ardından da meclisi bir bütün ortadan kaldıran bir referandum dönemi ve artık tek adam yönetiminin, diktatörlüğünün bir şekliyle tescil edilmiş hali ve bugün de sarayın emriyle 3 milletvekilinin daha dokunulmazlığının kaldırılması. Doğrusu nedir bu yaşananlar, ne dersiniz? Evet, AKP-MHP iktidar blokunun bir darbesi. Bu darbe kavramının önüne sivil, askeri ya da başka bir terim getirmek bu darbenin niteliğini ne kadar değiştirir bilemiyorum ama bu doğrudan halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin zor yoluyla, darbeyle ve demokrasilerde yeri olmayan bir biçimde tanımadığını ilan etmek demektir. Halkın iradesine saygı göstermediğini ilan etmektir. DTK İş Başkanımız Sayın Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekilimiz
dokunulmazlıklarının kaldırılması bizim açımızdan bir darbedir. Bunu CHP'den bir milletvekilinin de eklemlenmesi aslında Türkiye'de yükselişe geçen Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, demokratik dinamiklere verilmiş bir gözdağı olarak da değerlendirebiliriz. Yine biliyorsunuz 1 Haziran'da Halkların Demokratik Partisi çok güçlü bir politik hamle ilan etti. Ve bu kamuoyunda, uluslararası alanda epey bir ilgi gördü. Yine AKP-MHP bloku HDP'nin bu demokratik hamlesini akamete uğratmak için, durdurmak için, gündem saptırmak için tam da meclisin açıldığı ilk hafta içinde ve bu meclisin de aslında tarihinde olmayan, gerçi geçmişte yaşandı. Ya, araya girip soruyorum ama. Başka dönemlerde de yaşandı ama. HDP'nin hamleyle. Var, bu meclisin tahammülleri de var. Onları da içe sayarak bir darbeyle 3 milletvekilini düşürmüş oldu. Sesim geldi mi size? Özellikle hamleyle, HDP'nin açıkladığı hamleyle bugün yaşananların bağlantısını da sormak istiyorum. Siz kısmen hatırlattınız ama yani bilinçli olarak mı tercih edildi? Bir de HDP'nin hamlesinde ciddi anlamda hükümeti korkutan ya da iktidarı korkutan etken ne oldu ki hemen böyle bir talimatla dokunulmazlıkları hemen meclise getirip kaldırdılar? Aslında AKP bunu kendi iktidarı döneminde bir tür kültüre de dönüştürdü, bu darbeciliği, darbeci zihniyetli, darbeci anlayışı. Bizim belediyelerimizin görevden uzaklaştırılmasıyla milletvekillerimizin milletvekilinin düşürülmesi arasında hiç farkı yok aslında. Dediğiniz çok doğru. Kuşkusuz HDP özellikle demokratik muhalefetin önemli bir merkezi haline dönüşürken ve bir ana muhalefet partisi rolünü kendisine biçerken bu darbenin gelişi HDP'nin açıkladığı geniş kamu oyunda geniş destek bulacak ve demokratik kamuoyunu bir araya getirecek ve gerçekten tıpkı İstanbul seçimi gibi metropol seçimlerinde başardığı gibi tabanda bir birlikteliği, demokratik bir birlikteliği sağlayacak bu politik hamleyi, politik atılımı akamete uğratmak istedi. Ama biz bu konularda özellikle HDP olarak, Kürt siyaseti olarak, Türkiye'li devrimci demokratik sol blokun oluşturduğu demokrasi güçleri olarak bu tür karşı hamlelere son derece dirençliyiz. Ben bir bütün olarak demokratik kamuoyunun bu darbeye karşı direngenlik göstereceğini düşünüyorum. Yine AKP tıpkı ırkçıların Amerika'da bir siyahiyi nefessiz bıraktığı gibi demokrasinin üzerine çöreklenmiş, toplumu nefessiz bırakmak istiyor. Toplumun tek nefes alma yolu da HDP ve HDP'nin oluşturduğu birleşik demokratik güçlerdir. Demokrasi çağrısı, demokrasi talebidir. Yürüttüğü demokrasi mücadeledir. HDP'yi susturarak tıpkı Amerika'daki gibi insanları sessizliğe gömmeye, nefessiz bırakmaya çalışıyorlar. Ama bu kez baltayı taşa vurdu diye düşünüyorum. Türkiye demokrasi güçleri elbette ki bunun yanıtını, bunun cevabını direnerek, demokratik tepkilerini göstererek, mücadele ederek vereceklerdir. Onu konuşalım. Nasıl baltayı taşa vurduğunu açmanızı isteyeceğim sizden. Koray Bey, sizi de konuklarımız yeni gelince yarıda kestim. Kusura bakmayın. Tekrar devam etmenizi isteyeceğim. Özellikle CHP'nin tutumunu değerlendiriyordunuz. Belki CHP'nin tutumuna ilişkin sözlerinizi tamamlarsanız hemen ardından bu kez baltayı gerçekten taşa vurdu mu onu konuşmaya başlayalım. Yani şunu söylüyorum aslında, CHP bütün bu olup bitenlerden, tabii 4 Kasım 2016 darbesi başta olmak üzere birçok sorumluluğu var CHP yönetiminin, ama özellikle Nazım'ı söz etti, 31 Mart yerel seçimler, yerel yönetimler seçimlerinde
demokrasi güçleri sandıkta bir işbirliği yaptılar, güç birliği yaptılar ve iktidarı yenilgiye uğrattılar. Belli başlı bütün büyük belediyeleri kaybetmesine neden oldular. Bu çok önemli bir göstergeydi ve ciddi bir başlangıç olarak nitelendirildi. Demokrasi cephesinin ya da demokrasi ittifakının geliştirilmesi için çok önemli bir başlangıç olarak değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu yolda olumlu mesajlar gelir gibi çok net bir şey söylenmese bile. Ama bu son olay CHP'yi biraz daha uyarmak zorunda. Yani acaba CHP yöneticileri bundan gereken mesajı çıkartabilecek mi, çıkartmayacak mı? İlk tepkilere bakıyoruz. Demin onları söylemeye çalıştım. Enis Berberoğlu'nun açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sadece kendilerine ilişkin. HDP'li milletvekillerini burada saymamışlar, telaffuz etmemişler ve onlara tepki göstermemişler. Bilmiyorum, belki ilk tepki bu. Daha sonra daha farklı açıklamaları olacaktır. Ama evet, şu var, Cumhuriyet Halk Partisi böyle giderse iktidarın kendisine doğru daha ağırlıklı bir şekilde yöneldiğini görecek. Kaçılmaz olur. Peki. Zaten bunun ilk uçlarını görmüştü daha önce. Ama Enis Berberoğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi bunun devam gösteriyor. Yani aslında iktidar tam bir çöküş sürecine girdi. Özellikle bu korona salgını ve daha sonra beklenen büyük ekonomik çöküntü beklentisi nedeniyle ve işte son kamuoyu yoklamaları devamlı destek kaybetmeleri sonucunda bu girişimleri bunun önüne geçmek için. Ama ben de tahmin etmiyorum bir işe yarasın. Bu düşüşü, bu seçmen kaybını engellemeyecek bu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Tam tersi arttıracak gibi geliyor bana. Da belki bununla bağlantılı çok şeyi konuşmak mümkün. Yani seçim olacak mı, olmayacak mı? Olmayacak. Ama konuyu dağıtmak için sormuyorum. Müsaade ederseniz Nazmi Bey'e de CHP'nin tutumunu değerlendirmesini isteyeceğim. Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tweet'i sosyal medyada çokça tartışıldı. HDP'yi hiçbir şekilde görmeyen ve onca eleştiriye rağmen bunu düzeltme gereği de duymayan bir yaklaşım sergiledi ama CHP'li vekillerin meclisteki tutumu da farklıydı. HDP'lilerle birlikte faşizme karşı omuz omuza sloganları atan CHP'liler de vardı. Nedir bu yaşanan gerçekten CHP açısından? Evet, doğrusu üzücü tabii. HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun yaptığı açıklamayı okursanız özellikle CHP milletvekilinin adının zikredilmesi ve CHP milletvekili olduğunu zikretmesi hiçbir otosansür gereği duymadan HDP'nin bunu yapması HDP'nin tabii ki HDP'den beklenilen demokratik bir tavır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanki kendi milletvekili düşürülmüş gibi sadece kendi milletvekilini zikretmesi, diğer iki milletvekilimizin ismini zikretmemesi doğrusu hayal kırıklığı yarattı diyelim. Tabii kendilerinden çok büyük ciddi beklentilerimiz olduğu için bir hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Aynı parlamentoda, aynı çatı altında üç milletvekilinin milletvekilliği düşürülüyor. Bir darbe gerçekleşiyor. Bu darbe sadece CHP'ye yapılmış gibi algılanması ve yorumlanması kabul edilir bir şey değil. Bunu da belki seçmenin, insanların, Türkiye demokrasi güçlerinin vicdanına bırakmak gerekir bunu değerlendirmeyi. Siz, böyle daha doğru olduğunu düşünüyorum. Siz yokken aslında... Spekülatif şeylere girmemek gerekir diye düşünüyorum ama şunu da hemen söylemekte fayda var. Biraz önce söyledim, tabanda güçlü bir demokrasi güçleri, güçlü bir birliktelik yakaladı. Bu güçlü birlikteliği örgütledikten sonra, bu güçlü bir birlikteliği yükseldikten sonra üstte kimi yanlışların yapılmasının o kadar da önemi yok bence.
böyle bakmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle de bir şey sorabilir miyim müsaade ederseniz? Yani siz yokken Koray Bey'e de sormuştum ama sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Yani CHP gerçekten AKP'nin HDP'yi siyaset dışı bırakma hedefini gözetip HDP'den oluşacak bir boşluğu kendisinin dolduracağına dair bir inanca mı kapılmış? Öyle bir yaklaşım mı onu bu noktaya götürüyor? Yani HDP'nin boşaltacağı alanı nasıl olsa ben doldururum, onlar başka yere gitmez diye bir yargısı mı var? Sanmıyorum. Yani böyle bir yaklaşımın ne gerçeklerle ilgisi var ne de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü HDP'siz bir Türkiye'de CHP'nin de esamesi okunmaz. Esas olarak bunu biliyorlar, bunu fark ediyorlar. HDP demokrasiye yönelmiş, bütün bu sınırsız saldırılar karşısında bir kalkan gibi duruyor. Aslında tek başına, HDP'nin tek başına bırakılmaması CHP'nin birincil görevi. Eğer tırnak içinde söylüyorum, bugün ana muhalefet partisi titrini taşıyorsa, böyle bir sorumluluğu varsa başka türlü davranılması beklenir. Çünkü HDP'siz bir Türkiye, demokratik bir Türkiye olmayacaktır. HDP'siz bir Türkiye, Türkiye'de diktatörlüğün bütün yönleriyle yerleştiği, kurumsallaştığı ve CHP'nin bile susturulduğu bir Türkiye olacak. Dolayısıyla CHP, eğer böyle düşünenler varsa CHP içinde, yanıldıklarını söyleyebilirim. Ciddi biçimde yanılıyorlar. Peki. Koray Bey, size de muhalefetin tutumunu sorarken aslında biraz önce Nazmi Bey'in dediği yerden sorarak devam etmek istiyorum. Birincisi, iktidarın topluma dayattığı bu nefret ve baskıya karşı gerçekten ne yapılabilir? Bir de gerçekten Nazmi Bey'in dediğini ona da soracağım ama önce sizin yorumlamanızı istiyorum. Baltayı taşa vurdu denebilir mi? Yani bu son adım daha farklı bir sonuca yol açabilir mi? Muhalefetin de aklını başına getirme açısından bir bütün olarak. Türkiye'deki geniş muhalefetten kastım. Yalnız başta HDP ya da bileşenleriyle ilgili bir muhalefetten söz etmiyorum. Evet, demin ben de biraz değindim ona. Bu ters tepecektir bu girişim. Çünkü iktidarın bu yoldaki girişimleri, daha önce yaptığı şeyler, konuda yaptığı şeyler, muhalefeti susturma konusunda, engelleme konusundaki girişimleri hep ters tepki. Zaten görünen şey ortada. Görünen köy kılavuz istemez derler. Kampoyu, yani kendi seçmeni anlamında ciddi olarak partisinden, AKP'den kaçış içinde, arayış için. Bir kısmı bu arayışları yeni kurulan iki partiye yöneltmeye başladı. Çok küçük oranlarda olsa. Ama bunun önümüzdeki süreçte artmayacağını kimse söyleyemez. Hatta tam tersi, artacağına ilişkin belirtiler var. Dolayısıyla bu girişimler hiçbir şekilde iktidarın, sarayın lehine olmayacak. Baltayı taşa vurma lafı bu anlamda doğru. Başarılı olamayacak. Muhalefeti sindirmek ya da işte şimdi iktidarın ve sarayın önündeki en büyük rakip muhalefet değil mi? Kendisine karşı çıkanlar, başta HDP olmak üzere. CHP'ye de çok büyük bir şekilde engel olarak duruyor her şeye rağmen. Şimdi bu muhalefeti sindirmenin yollarına bakıyor. Tek engel, iktidarın önündeki tek engel muhalefet. Ama bu konuda yaptığı her şey, attığı her adım ters tepecek. Bu öyle görünüyor. Başka türlü olması da mümkün değil. Peki. Nazmi Bey, siz bu baltayı taşa vurmayı neye dayanarak söylediniz? Bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz doğrusu. Aslında bu bir göndermeydi. Özellikle Amerika'da son 9-10 gündür süren bir halk ayaklanması, bir halk isyanı var. Trump deyim yerindeyse yangına körükle gidiyor, ırkçılığı körüklüyor. Tam bir antidemokratik tutum içinde. Türkiye'de de benzeri bir otoriterleşme
içinde olan bir AKP-MHP rejimi söz konusu. Bunların demokrasi karşısındaki, demokrasi güçleri karşısındaki tutumları belli. Kürt meselesindeki ortak tutumları belli. Savaşı ve şiddeti dayatan bir noktadalar. Türkiye'deki demokrasi güçlerinin tamamı neredeyse Amerika'daki siyahiler, Afro-Amerikalıların muamelesini görür hale geldiler. Cezaevleri tıklım tıklım dolu. Yargının önündeki dosyalar neredeyse tamamı Türkiye'de muhalefetin, Kürtlerin ve bu rejime muhalif olan herkesin içinde. Dolayısıyla tam da böyle bir yönelimi yapması, toplumu nefessiz kılmaya çalışması bir demokratik muhalefetin ayağa kalkmasını gerektirecek bir durumdur. Nasıl ki Trump aslında bu ırkçılıkla, şövenizm karşısındaki tutumuyla baltayı taşa vurmuşsa, AKP iktidarı da bugün burada baltayı taşa vurmuş olabilir. Bunu bir gönderme yapmak istedim. Kuşkusuz bütün bu olaylar birbirinden bağlı değil. Amerika'daki herhangi bir olay burayı nasıl etkiliyorsa, Orta Doğu'daki herhangi bir olay nasıl Amerikan kamuoyunu bu global dünyada etkiliyorsa, isyan nasıl yayılmışsa bütün Avrupa'ya, Avustralya'ya, her tarafa, bizim açımızdan Türkiye'deki bu antidemokratik yaklaşımlar, bu siyasi darbelerin ardı ardına gelmesi ve hiçbir biçimde durmadan sürdürmesi AKP'nin özellikle son günlerde baskın bir erken seçimden söz edilirken 3 milletvekilinin düşürülmesi kuşkusuz demokrasiye yapılmış büyük bir darbedir. Bu böyle kayıtlara geçti. Hem AKP hem MHP açısından. Bunun bir başka izahı da yoktur. Bunu başka türlü izah etmenin bir yolu da yoktur. Ben bu yönüyle değerlendirdiğimizde AKP-MHP ikilisi bu sefer baltayı taşa vurdular. Yani istediklerini elde edemeyecekler. Şöyle bir şey sorsam, yani AKP aslında başından beri hep kontrollü bir şekilde gitti. Yani adım adım gitti. Her şeyi toptan yapmadı. Bir şekliyle toplumu da alıştıra alıştıra gitti ama bu arada ırkçılığı ve nefreti de hep büyüterek yaptı bunu ve ırkçılık ve nefret de ne yazık ki AKP ve MHP tabanı üzerinden toplumda bir karşılık da buldu. Yani sadece yandaşsız bir iktidardan söz etmiyoruz. Şimdi bu alıştıra alıştıra gitmesi geldi bu noktaya. Bugünden sonra da sanki CHP'ye alıştırmaya başlıyor artık. İşte İstanbul Belediyesi ile ilgili attığı adımlar, engellemeler, Ankara, İzmir milletvekilliğini de artık düşürdü. Bir de hemen ardından belki ileride onlara da kayyum ve benzeri şeylerle yönelebilir. Yani bu alıştırma siyaseti, kontrollü olarak sürdürme siyaseti bundan sonra nasıl devam eder? Siz dediniz, tamam sonuçta muhalefet etkili ama söylemde etkili. Sokağa da yansıyan bir muhalefet doğrusu yok HDP dışında. Ama biliyorsunuz bu COVID meselesi yüzünden, salgın yüzünden insanlar neredeyse 3 aydır evlerine kapatılmış durumdalar. Sokak bu yönüyle de kapalı. Yine sokağa çıkan, sokakta olmak isteyen bir muhalefet partisi olarak HDP güçlü bir şekilde bir irade ortaya koydu 1 Haziran'da. Bu aynı zamanda Türkiye'de bir şeyleri değiştirmenin yolu ve yöntemi olarak sokaklara çıkmayı, insanların birlikte bir arada bu antidemokratik yapılanmaya, bu faşizme karşı bir duruşu sergilemeyi, örgütlemeyi hedefledi. Aslında bakarsak biz alışmadık. Hiç alışmadık. Bunların korkuları da budur aslında. HDP'nin 1 Haziran çıkışı ve 1 Haziran politik hamlesi aslında biz alışmadık. Asla alışmayacağız. Sizlere asla boyun eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz. Bu antidemokratik uygulamalarınızı reddediyoruz, kabul etmiyoruz çığlığından başka bir şey değildir. Ben Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından, emek hareketi açısından, sendikalar açısından, işte görüyorsunuz şimdi barolar, baroları hedef aldılar. Evet. Ve bütün baroların yapılarını, seçim yapılarını değiştirecek,
baroları adeta birer AKP yan ofisi haline dönüştürecek bir inisiyatif de başlattılar, bir tartışma da başlattılar. Türkiye'de nerede direngen bir demokrasi gücü varsa oraya yönelip orayı yok etmek istiyorlar aslında. Alıştırmaya çalıştıkları şey bu ama biz alışmayacağız. Türkiye toplumu da alışmadı. Ben alıştığını da düşünmüyorum Türkiye toplumunun. Tam tersi, bunlar bir toplumu alıştırdık algıyla, imaj yöntemleriyle toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. Elde ettikleri basın gücünün %90'ıyla toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Ama şunu da bilsinler ki toplum çok sıkıştı. Hem ekonomik olarak, hem yoksulluk, hem işsizlik, hem dağ gibi biriken sorunlar. Üstüne üstlük de bir de bize dayattıkları bu. Cumhur, yeni bir rejim. Dolayısıyla buna karşı toplumun bir öfkesi, birikmiş bir öfkesi var. Tıpkı Amerika'daki gibi sadece bir kıvılcım bekliyor insanlar. Tabii biz insanların sokakta kuşkusuz demokratik haklarını kullanmalarını, demokratik yöntemlerle seslerini dile getirmelerini, düşüncelerini ve fikirlerini ifade ederken barışçıl ve demokratik yöntemleri izlemelerini tabii ki istiyoruz. Demokratik bir parti olarak bu bizim birinci hedefimizdir. Hı hı. Galiba asıl korkuları bu. Bundan gerçekten korkuyorlar. Ve benim inancım odur ki bunlar bize bu antidemokratik uygulamaların hiçbirine alıştıramayacaklar. Alıştıramadıkları gibi de bir an önce gelecek ilk seçimde de gidecekler. İnancımı böyle belirtmek isterim. Peki. Koray Bey, benzer bir soruyu da size sormak istiyorum ama HDP'nin alışmayacağız dediği belli. Sokağı etkin bir biçimde kullanmaya özen gösterdi. Türkiye'deki diğer muhalefet, HDP dışında ya da HDP-HDK bileşeni olan yapılanmalar, Sol Demokrat, Yurtsever partiler dışında özellikle meclis içi ve meclis dışı diğer sağ, sosyal demokrat, liberal, muhafazakar yapılanmalar, yeni partiler de dahil. Önümüzdeki dönem sokağın demokratik gücüne dönük yaklaşımlar içerisine girerler mi? Ayrıca şu da önemli, yani gerçekten bu iktidarı artık bir seçimle değiştirebilmek mümkün mü? Bekçi yasasına, polis yasasına, şuna buna baktığınızda yani muhalefet bu konuda nasıl bir tutum geliştirmeli? Tabii ondan önce iktidara sormak lazım. Sen seçimle geldin, seçimle gitmeye razı mısın diye. Yani seçim son böyle bir garanti vermiyor. Dikkat edersek yani çok uzunca bir süredir efendim biz de seçimle geldik, seçimle gideceğiz demokratik şeklinde bir açıklamaları olmuyor. Dolayısıyla onların da cevap vermesi gerekiyor buna. Ve buna doğru dürüst cevap verilemediği için önümüzdeki seçime ilişkin çok kuşku dolu değerlendirmeler yapılıyor ve çok da haklı oluyor tabii. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında sokak meselesi çok tartışmalı bir konu ve işin esasını tabii ifade ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başından itibaren daha geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri bizim sokakla işimiz yoktur, iktidar bizi sokağa çekmeye çalışıyor, katiyen sokakta meselemizi çözmeyeceğiz şeklinde ifadesi var. Yani başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkmama, tepkisini muhalefeti sokakta göstermeme yönünde. Şöyle bir tehdit algısı da var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuştuğumuzda sanki AKP'nin bir şiddet yapılanması üzerinde kendiliğinde televizyonlarda bile açıkça itiraf edenler oldu. Komşu öldürmelerinden, listelerden söz edenler oldu. Bu tehditin mi etkisi yoksa başka bir şey mi söz konusu özellikle CHP ve sokak açısından? Başından itibaren yani geçmişteki referandumlarda seçimlerden sonra CHP liderlerinin başta genel başkan olmak üzere yaptığı açıklamalar niye tepki koymadınız diye sorulan sorulara karşı verdikleri cevapları hatırlayalım. Ne diyorlar? Bir provokasyon olabilir. AKP'nin milisleri sokağa çıktı. Şu oldu, bu oldu. Biz de işte bu provokasyonlara neden olmamak için çıkmadık sokağa dediler değil mi şimdiye kadar? Evet. Bu tutum devam ediyor. Ama ben şunu söyleyeceğim.
Geçenlerde kamuoyu yoklaması yapıldı ve bu kamuoyu yoklamasında halkın öncelikleri soruldu. Bu öncelikler içinde ekonomik öncelikler, yani ekonomik sorunun önceliği %77 civarında bir oran olarak ortaya çıktı. İkinci olarak ortaya çıkan terör korkusu da %3'lere, %5'lere falan düşmüş. Dolayısıyla iktidarın burada korktuğu şey şu. Şimdi olmasa bile salgından, korona salgınından sonra ekonomik sorunlar çok ciddi bir şekilde, çok çok ciddi bir şekilde halkın günlük yaşamına, yiyeceği içeceği, yani açlık noktasına gelip dayanınca kitleler ister istemez sokağa çıkacak. Şimdiden onun önünü kesmeye çalışıyor iktidar. Yani bu sokağa en ufak bir şekilde sokağa çıkan, basit bir basın açıklaması yapmaya çalışan insanlara, tepkisini ifade etmek isteyen kesimlere karşı yönelen bu artan polis şiddeti ve artı işte bekçilik yasası da ortada. 50 binde bekçi alıyorlar. Yani sanki bu güçler yetmiyormuş gibi ilave güvenlik güçleriyle ortaya çıkacak bu tür muhalefet daha başından ezmeye, engellemeye yönelik bir çaba bu. Ama ekonomi çok önemli. İnsanların günlük hayatları çok önemli. Hı hı. Ve başka nedenlerle sokağa çıkmayan insanlar bu nedenle sokağa çıkabilirler. Dolayısıyla sokağa çıkma meselesi konusunu biraz düşünmek gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar karşı çıkarsa çıksın, insanların, aslında bütün dünyada öyle, şu Amerika'da olup bitenlere bakar mısınız? Yani şimdiye kadar böyle bir gösteri, bu boyutta bir gösteri Amerikan tarihinde görünmemiş bir şey. Çok önemli bir olay. Ve üstelik de son derece ilginç bir boyutu var. İlk defa, yani siyahlara yönelik bir olay var, cinayet var, ama sokağa çıkanların sayısı, sokağa çıkanlara baktığımızda beyazlar siyahlardan daha fazla. İlk defa toplumun her kesimi, işte Latinler, işte siyahlar, diğer kesimler hepsi birden sokağa çıktılar. Belli bir noktaya gelince insanlar sokağa çıkıp muhalefetlerini, tepkilerini öyle ifade edebiliyorlar. Türkiye'de de bu noktaya doğru gidiş var. Ama iktidar bunu fark etti, biliyor yani böyle olacağını. Ve bütün bu baskı tedbirleri, güvenlik güçlerinin sayısını arttırma tedbirleri, işte dokunulmazlıkların kaldırılması dahil olmak üzere uygulamaya sokmaya çalıştığı bütün baskı tedbirleri buna yönelik. Peki. Nazmi Bey, doğrusu bugün özellikle çok daha fazla tartışıldı, konuşuldu. Toplumun geniş bir kesiminde, yani sosyal medya sonuçta bu tür ilk tepkilerin yansıdığı alanlar. Daha önce de konuşuluyor, tartışılıyordu. Yani artık hiçbir işlevi kalmayan bir meclis var. Milletvekilliği de polislerin bile rahatlıkla saldırıp darbeleyebildikleri, istedikleri zaman da işte dokunulmazlığı kaldırıp hapse atabilecekleri bir kurumsal işleyişe dönüştü. Meclis de zaten kurumsal olarak sahiplenmiyor. Yani sıradan polisler bile saldırabiliyor ve bu aynı zamanda meclisin meşruiyetini ve HDP'nin orada bulunmasını da tartıştırıyor. Bu tartışmalara ne dersiniz? Belki henüz çok erken ama ilk tepkilerden ortaya çıkan bu yaklaşımları doğrusu değerlendirirken siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? HDP duygularıyla hareket eden bir parti değil. HDP Türkiye toplumuna karşı sorumluluğu olan demokrasi gibi devasa bir sorunun bu mecrada mücadele etmeyi taahhüt etmiş olan, halkın iradesini meclise taşıyan güçlü demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet yaratma taahhüdünde bulunmuş olan bir parti. Dolayısıyla HDP bundan sonra da demokratik duruşunu kararlılıkla sürdürecek. Şu ya da bu biçimde darbeci yaklaşımlara pabuç bırakmayacak. Onların da daralttığı demokratik alanları biz elbette mücadeleyle genişleteceğiz. Bunu böyle bakmak, böyle görmek lazım. Yoksa işte iki milletvekilimiz
düşürüldü. Bundan önce de milletvekillerimizin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Eş başkanlarımız şu anda cezaevinde, eski eş başkanlarımız Sayın Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ, belediye başkanlarımız cezaevinde. Şimdiye kadar onlarca belediye başkanımız görevden alındı, yerine kayyum atandı. Ama HDP politik duruşundan milim geri adım atmadı. Nedir o duruş? Demokrasi mücadelesini yükseltmek, halkı örgütlemek ve bu duruşunu, demokratik duruşunu sürdürmektir. Gerisi kolay işlerdir. Gerçekten son derece kolay işlerdir. Yeri ve zamanı geldiğinde HDP atacağı bütün adımları halkla birlikte tartışarak, kuşkusuz diğer paydaşlarıyla, bileşenleriyle, demokratik sivil örgütleriyle ve bütün demokrasi güçleriyle tartışarak alacaktır kararlarını. HDP bundan sonra da böylesi önemli bir kararı tek başına almaz. Hele hele sipariş üzerine böyle bir karar da alacak bir parti değil HDP. Tabii yapılan yorumlara, kimi çağrılara, kimi sosyal medya tartışmalarına saygı duyuyoruz biz. Onları da duyuyoruz. Kesinlikle not ediyordur HDP bunları da. Ama HDP demokrasi mücadelesinde asla geri adım atmayacak ve bu demokratik alanı asla terk etmeyecek. Bu kadar net, bu kadar kararlı bir duruşu var HDP'nin. Evet, bir sonuçta zor bir döneme giriliyor ama en nihayetinde demokrasi mücadelesiyle bunu aşacağız diyorsunuz. Bu başlıkla bağlantılı yine sizinle devam edelim. Oradan ben Koray Bey'e de benzer soruyu geçerim ama biraz da Avrupa Birliği boyutu üzerinden tartışalım. Gerçi izleyiciye biz bugün özel Avrupa Birliği gündemini tartışacağımızı söylemiştik ama bugün yaşanan darbe gündemimizi değiştirdi. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolu tamamen mi kapandı, ertelendi mi, ne denilebilir? Avrupa Birliği'nin tutumu üzerinden de değerlendirerek soruyorum tabii. Evet, bu aslında en kilit sorulardan birisi bu. Türkiye'de Avrupa Birliği süreci dediğimiz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni tam üyelik hedefiyle yürüttüğü müzakereler AKP hükümeti tarafından durduruldu. Bunu böyle bakmak lazım. Yani Avrupa Birliği'nin durdurduğu ya da engel çıkardığı bir durum söz konusu değil. Fakat bir taraftan da Avrupa Birliği'ni değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere'nin bu Brexit süreciyle birlikte Avrupa Birliği de yeni bir format, yeni bir sürece girmiş oldu. Acaba Avrupa Birliği genişleme sürecini devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Bir böyle bir durum söz konusu. Kimi Balkan ülkelerini Avrupa Birliği içine alma süreci devam ediyor. Ama Türkiye gibi büyük bir ülkeyi bugünkü otoriter, antidemokratik yapısıyla acaba Avrupa Birliği de içine alır mı? Bir bu sorunun bir bu yanı var. Burası gerçekten son derece ciddi. Ayrıca Avrupa Birliği de kendi içinde ciddi sorunlar, yapısal sorunlar yaşıyor. Özellikle bu COVID meselesinde Avrupa Birliği'nin neredeyse silinmesi kuşkusuz üyelerinin, üye devletlerin bu COVID meselesi bittikten sonra çok ciddi bir biçimde Avrupa Birliği'ni sorgulayacakları, Avrupa halklarının, Avrupa'daki sol demokratik muhalefetinde Avrupa Birliği'nin bu çizgisini güçlü bir biçimde eleştiriye tabi tutacaklarını düşünüyorum. Bu bir yana. Tabii bu tarafa da baktığımızda Türkiye Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği'nin önüne koyduğu hiçbir ilerlemeyi sağlayamadı ki. Tam tersi, son 3 yıldır gerileme yaşıyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ilerleme raporları hazırlıyorsa da hemen her yıl Türkiye'deki demokrasinin, insan haklarının, insani ilerlemenin, hukukun üstünlüğünün, işleyen bir ekonominin varlığını neredeyse fotoğrafın röntgenini çeken ilerleme raporları artık birer gerileme belgeleridir AKP hükümeti açısından. Çünkü önüne konulan en önemli hedef Kopenhag siyasi kriterleriydi. Hatırlayalım Kopenhag siyasi kriterlerini: demokrasi, insan hakları,
hukukun üstünlüğü ve işleyen bir ekonomi. Hangisinden söz edebiliriz Türkiye'de bundan? Demokrasi işte bugün, demokrasiye en son darbeyi indirdiler. Üç milletvekilinin parlamentoda milletvekilini kaldırdılar. Ve dahası da var. İnsan hakları, cezaevleri bugün özellikle bu COVID meselesi yüzünden de en çok ihlalin yaşandığı, Türkiye tarihinde en çok ihlalin yaşandığı bir dönem, bir süreçte yaşıyoruz. Hı hı. Cezaevleri kaynıyor ve binlerce insan, siyasetçi, gazeteci, yazar, Türkiye'nin aydınları cezaevinde. Osman Kavala gibi bir insan hala cezaevinde. Ve insan hakları konusunda da korkunç bir gerilemeden söz edebiliriz. İşte bizim kemiklerimizi Bitlis'ten alıp İstanbul'daki kaldırımlara gömmeye başladılar. Bu bile başlı başına korkunç bir insan hakları ihlali. Peki hukukun üstünlüğü var mı böyle bir şey? Türkiye'de hangi insan hukukun üstünlüğünden söz edebilir? Hiç kimse söz edemez bugün hukukun üstünlüğü. Bir tek hukuk var, sarayın hukuku. Sarayın hukukunun geçerli olduğu bir ülkenin Avrupa Birliği'ne entegre olması, Avrupa Birliği'ne üye olması, şöyle dursun, Avrupa Birliği'nin kapısından bile geçmesi ayıplanacak, kınanacak bir durumdur işin doğrusu. Bu yönüyle de baktığımda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ciddi bir kriz söz konusu. Tabii tek tek ülkelerin Türkiye ile olan ilişkileri ve çıkarları durumu değiştiriyor. Ben sadece kurumsal olarak Avrupa Birliği'nden söz ettim. Uzun vadede ben Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin düzeleceğini ve Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak Avrupa Birliği'ne üye olacağı konusunu çok zor olduğunu düşünüyorum. Hatta bugünkü yapıyla neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Türkiye demokrasi güçleri seçimle gelen, seçimle gider ilkesi gereği AKP-MHP blokunun Türkiye üzerine çöreklenmiş bu karabasanı gerilettiğinde ve iktidardan indirdiğinde Türkiye'de demokratik bir iktidar, Türkiye'de demokrasi güçlerinin oluşturacağı yeni bir demokratik anayasa, demokratik bir cumhuriyet ve onun içini dolduracak yeni bir yaşam paradigmasıyla Avrupa Birliği süreci ancak ilerletebilir, götürülebilir. Yoksa ben MHP-AKP ikilisiyle Avrupa Birliği sürecinin hayal olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Peki. Koray Bey, siz bu konuyla ilgili ne dersiniz? Sonuçta Londra'dan yaşanan gelişmeleri de çok yakından izlediniz. Onunla da bağlantısını kurarak değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle Brexit sürecinin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde yarattığı tartışmalarla birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yolu tamamen kapandı mı, ertelendi mi? Nazmi Bey, yaşanan gelişmelerle ilgili bu aşamada mümkün değil, o doğru. Sonuçta mümkün olmadığını görüyoruz. Evet. Ama nereye doğru gidiyor? Aslına bakılırsa Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üyelik anlamında, yani hukuki anlamda baktığımız zaman buzdolabına kaldırılmış vaziyette. Ne zaman çıkartılacağı belli değil. Ve bu şartlarda da bu iktidarın devam etmesi durumunda da çıkartılması söz konusu değil. Bütün zaten fasıllarla ilgili görüşmeler çoktandır durduruldu, değişik vetolarla. Ayrıntısına girmek istemiyorum. Ama tabii bu vetoların gerekçesi var. Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar var. İşte tek adam yönetimi, işte demokratik siyasetin ayaklar altına alınması, hukuk devletinin ortadan kaldırılması, işte işkence, insan hakları ihlalleri vesaire, işte bildiğimiz şeyler dolayısıyla Avrupa Kopenhag kriterlerine çok, Ankara Avrupa'nın Kopenhag kriterlerine çoktan veda etti. Onlarla bir ilgisi kalmadı. Dolayısıyla normalde Avrupa Birliği Türkiye'nin bu tam üyelik sürecinin devam etmesi ve daha sonra da tam üye olması konusunda hemfikir, olmaması konusunda hemfikir. Yani önce sadece Fransa'nın vetosu vardı ama konuda hepsi hemfikir vaziyette, Türkiye'nin üye olmasını istemiyor.
Ama bir yandan da Türkiye ile ilişkisinin kopmasını da istemiyor. Yani yoksa normalde demokratik ideallere bağlı bu amaçla Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin bu noktaya gelmiş Türkiye ile her türlü ilişkisini kesmesi lazım, değil mi? Ya da işte 4 Kasım 2016'dan itibaren bir Türkiye'de %11-12 oy alan Türkiye'nin 3. partisinin başkanı, eş başkanları ve birçok milletvekili hapiste, değil mi? Peki Avrupa'nın ne tepkisi oldu şimdiye kadar? Sadece açıklamalar dışında bir tepkisi oldu mu? Olmadı. Şimdi bugün Osman Kavala ile bir açıklama var. İşte bir an önce serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması talep ediliyor. O kadar. Bunun için Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamaya asla gitmiyorlar. Özellikle Avrupalı sağ partiler, merkez partiler, sosyalistler, Türkiye'ye yönelik daha fazla bir yaptırım, adayların düşürülmesi gibi bir yola gidilmesine karşılar. Türkiye kesinlikle Avrupa Birliği ile ilişkilerini kesmesin istiyorlar. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor, dinliyoruz. Yani Türkiye'yi böyle arada hem üye olarak almayalım hem de kopmasını engelleyelim gibi bir politika buluyorlar. Türkiye'de özellikle yaşanan hak ihlallerine, baskılara, bunca şiddete sessizliğini de bu bağlamda mı değerlendirmek lazım? Yani normal olarak Avrupa'nın kuruluş ideallerinin geçerli olduğu bir Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı'nın elini dahi sıkmaması lazım. Ama nasıl karşıladığını, özellikle bu Suriyeli göçmenler meselesiyle ilgili olarak nasıl tavizler verdiğini biliyoruz. Şimdi gene bugün bir haber vardı. Yine bu işte Suriyeli göçmenler için Türkiye'ye 485 milyon euro para vermeye karar vermişti. Dolayısıyla bir yandan da destekliyorlar. Bu Avrupa'daki Suriyeli göçmenler korkusu nedeniyle Türkiye'ye de fazla karşı çıkamıyorlar. Dolayısıyla şimdiye kadar insan hakları vesaire, işte politikacıların, yazarların, gazetecilerin hapiste tutulması meselesiyle ilgili olarak doğrusu çok bir girişimde, yani iki açıklamanın dışında bulunmuş değiller. Dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri iyi değil ama Avrupa'nın durumu da iyi değil, hiç iyi değil. Özellikle bu son korona salgının dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ilk başlardaki çekimser tutumu, mesela İtalya ile ilgili olarak yardım talebinde bulundu İtalya, geri çevirdiler. Sonra bunun yanlışını anladılar, özür dilediler filan ama bu salgından sonra Avrupa Birliği çok ciddi olarak kendi içinde tartışmaya girecek. Özellikle Brexit'ten sonra zaten Avrupa Birliği devam edecek, gidecek tartışmalarına girmişti. Evet. Şimdi zayıflama tartışmalarına girmişti. Şimdi özellikle bu salgın dolayısıyla bu tartışmalar salgından sonra çok daha yaygın olarak tartışılacak. Yani Balkanlarda diğer ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olması meselesini Macron veto etmişti. Sonra vetosunu geri çekti. Genişleme devam edecek ama bu genişlemenin devam etmesi Avrupa Birliği'nin geleceğinin tartışılmasını engellemeyecek doğrusu. Evet. Türkiye ile olan ilişkilerine gelince bu şartlarda Türkiye'de böyle bir iktidar olduğu sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması söz konusu bile değil. Nazmi Bey, bir son dakika gelişmesi de var. Doğrusu onu da size de ve izleyicilerimize de bilgi vermek istiyorum. Vekilliği düşürülen HDP Ahmet Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken gözaltına alınmış. Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde bulunan Pirinçlik Karakolu'nda. O konuda da çok gecikmemişler. Doğrusu beklenmeyen bir şey değildi. Sayın Farisoğulları'nın KCK dava dosyasından hukuksuz bir şekilde verilen bir hapis cezası da vardı. Bu son dakikayı da değerlendirmenizi isteyeceğim ama
Yani bunca şey Avrupa Birliği ile ilgili söyledik ama Avrupa Birliği gerçekten kendi kriterlerine bağlı mı? Yani bunca baskıya ve şiddete rağmen hala Erdoğan'la al gülüm ver gülüm olmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Sayın Milletvekilimiz Musa Farisoğlu'nun gözaltına alınması, söylediğiniz gibi KCK'nın davasında kesinleşmiş hukuk dışı cezasıyla ilgili milletvekilliğinin düşürülme gerekçesi de esas olarak buydu. Yine Enis Berberoğlu için de cezaevine girme söz konusu. O da bugün yaptığı açıklamada cezaevine gireceğini, geri kalan 18 aylık cezayı çekeceğini söyledi, infaz edileceğini söyledi. Dolayısıyla bu utanç bu hükümete yeter. Milletvekilliği sıralarından cezaevlerinin hücrelerine milletvekillerini göndermeleri, demokrasiye bağlılığı, girmelerini istedikleri, çok istedikleri Avrupa Birliği'ne müktesebatına nasıl uyacaklarının da aslında işareti. O nedenle ben biraz önce söyledim, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne esas olarak söylediği şey şu: beni olduğum gibi al. Zaten Avrupa Birliği kendi içinde de çok değerlerini kendi üyelerine de benimseten bir durumda değil. Örneğin Macaristan ve Macaristan'daki Cumhurbaşkanı'nın tutumu neredeyse Avrupa Birliği içindeki küçük bir diktatör gibidir. Evet. Şimdi ikinci bir otoriter rejimi Avrupa Birliği kendi değerleri açısından tehdit olarak görür. Türkiye'nin nüfus olarak büyüklüğü, ekonomik olarak ulaştığı düzey, her ne derseniz deyin, Avrupa Birliği Türkiye çıkarları, hayati çıkarlar, ama bunların hepsi bir tarafa. Avrupa Birliği'nin söylediğiniz gibi değerleri var. Eğer Avrupa Birliği gerçekten değerler etrafında kurulmuş bir birlik ise tırnak içinde, Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa Birliği'ne bugünkü yapısıyla milletvekillerinin tutuklandığı, dokunulmazlıktan kaldırıldığı, cezaevlerinde neredeyse tamamının siyasetçilerin olduğu bir ülkede, muhaliflerin olduğu bir ülkede demokrasiden söz etmek abesle iştigaldır. Hele hele Avrupa Birliği'ne bu haliyle kabul edilmesi son derece hayalci bir yaklaşım olur. Ben Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin değerler üzerinden çok, Sayın Koray Düzgören de biraz önce söyledi, çıkarlar üzerine şekillenmiş bir ilişki biçimi. Hele hele bu AKP hükümeti döneminde araya şantaj gibi. Peki şöyle araya girip sorsam, bu söyledikleri o zaman Avrupa Birliği'nin de bir şekliyle kendi değerlerine bağlı olmayan bir çıkarlar örgütü olduğunu akla getirmiyor mu? Yani Macaristan'ı içinde tutuyor. Ya Avrupa Birliği esasen belki bu ülkelerle müzakereler yapıp onları demokratik kriterlerle ilgili kendi çizgilerine getirip kendi içine almayı tasarlıyordu. Giderek tam tersi bir tablo yaşanıyor. Hele COVID-19'dan sonra. Evet, hem o hem de ama Avrupa'da sağın giderek yükselen ve iktidarlaşan bir yanı var. Dolayısıyla bunların tamamına yakını Türkiye gibi tırnak içinde Müslüman bir ülkenin Avrupa değerleriyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle Türkiye'nin tam üye olmasını istemiyorlar. Onların istediği şey Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin stratejik bir ortak olarak, işte bir NATO üyesi, Avrupa Konseyi üyesi, aynı zamanda Almanya gibi, Fransa gibi çok önemli ülkelerle çok ciddi ticari ilişkileri de var. Avrupa Birliği, birlik dediğimiz, diye tabir ettiğimiz şeyle de Türkiye'nin bir tür stratejik ortağı olması gibi. İşte diyelim ki karşı tarafta Tunus ya da Cezayir gibi bir ülkenin, Avrupa Birliği'nin, Mağrib ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin Akdeniz havzası içinde partneri olması ya da orada güya tırnak içinde demokrasiyi geliştirmeleri gibi. O nedenle Türkiye'deki mevcut durumun Avrupalıları çok endişelendirdiğini ben düşünmüyorum işin doğrusu.
Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ Cezaevinde Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ortada. Osman Kavala için bugün Avrupa Konseyi'nin aldığı karar ortada. Ama bu kararları Türkiye'ye uygulatma gibi bir dertleri yok. Çünkü bunları uygulatmaya kalkıştıklarında 3 milyon, 4 milyon Suriyelinin kapılarını açarak Avrupa'ya göndereceğini söylüyor bu hükümet. Dolayısıyla onlar da bundan son derece çekiniyorlar. Hı hı. Kendi güvenlikleri için bir tehdit olarak görüyorlar. Hem Türkiye ile tam üyelik perspektifinden yoksun ama bir partner olarak faydalanmayı düşünüyorlar. Bu Türkiye'nin de işine geliyor. Bu da Türkiye'nin işine geliyor. Ben ulus devlet olarak antidemokratik yapımı korumayı, hele hele Orta Doğu'da Kürtlerin yükselişini bir biçimde BK sorunu yapıp durdurmayı, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nin dış politikasının tam tersini yapan, hatta Avrupa Birliği politikalarıyla çatışan bir pozisyonda olan bir Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kuşkusuz hayal olur. Evet. Nereden bakarsanız bakın, tam üyelik perspektifine sahip olan bir aday ülkenin yapmaması gereken ne varsa bu iktidar ve bu devlet tarafından yapılıyor. Son 7-8 dakikamıza giriyoruz belki. Bir başlığımız daha var, onu da doğrusu konuşmak istiyorum ama belki konumuz içerisinde zaman zaman gündeme geldi. Türkiye'de son zamanlarda artan polis şiddeti, yani AKP'nin şiddet siyasetinin, AKP-MHP iktidarının şiddet siyasetinin de bir yansıması. Ama diğer taraftan bir ikiyüzlülük de var. Yani Erdoğan da bunu yaptı, diğer bakanlar da. Dışişleri Bakanı da Türkiye'de yaşananları görmedi. Hepsi birden topyekün ABD'deki şiddete ilişkin çok demokratik bir ülkeymiş gibi uyarılarda bulundular. Doğrusu bu ikiyüzlü siyaseti nasıl bu kadar rahat yapabiliyorlar ve Türkiye'de polis şiddetinin artmasını neye yormak gerekir? Koray Bey, sizden alalım önce, hemen ardından da Nazmi Bey'den bu sorunun yanıtını isteyeceğim. Valla tabii çok çok çarpıcı tabii, yani kendi içlerinde bu kadar ırkçı, bu kadar ayrımcı, bu kadar şiddeti körükleyen, nefreti körükleyen bir politika uygulayıp, bir anlayışa sahip olup Amerika'daki bir siyahın polisler tarafından öldürülmesine böylesine bir tepki koymaları bir kere her şeyden önce samimiyetsiz bir ifade. Yani politik samimiyetsiz ve politik bir ifade. Bunu kimse ciddiye almadı. Yani çünkü herkes ne diyor? Dön önce kendine bak. Yani içeride ırkçılık ne durumda? Ayrımcılık ne durumda? Üstelik de bu laflar edildiği günlerde, sıralarda Türkiye'de olup bitenlere baktığımız zaman, alt alta şöyle bir sıraladığımız zaman Türkiye'deki ırkçılığın, kışkırtılan nefretin, devlet şiddetinin ne boyutlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tür açıklamaların bir karşılığı yok. Yani samimiyetsiz açıklamalar. Çünkü genel olarak da bir Türkiye'de ırkçılık hep yokmuş gibi varsayılır. Yani sorulduğu zaman biz ırkçı değiliz ki denir. Ama ırkçılığın ne olduğu tam olarak kavranmadığı için yahut da ırkçılıkla ilgili kavramlar saptırıldığı için olup biten ırkçılık, yaygın ırkçılık görmezden gelir. Kendisini en ırkçılığa karşı, en liberal, en demokrat görenlerin bile bu konularda ne kadar ırkçı olduğunu çok değişik olaylarda görüyoruz. Yani bunun ayrıntılarına girmeye gerek yok. Dolayısıyla iktidarın ve iktidarın bu açıklamalarına benzer açıklamalar yapanların, çok değişik kesimlerden bu açıklamaları duydum, açıklamalarını ciddiye almıyorum ben. Yani ırkçılığa karşı olmak sadece dünyanın herhangi bir yerindeki somut bir olaya karşı çıkmaktan ibaret değil. Irkçılığa karşı olmak çok daha derin bir şey. Çok daha anlamlı bir yol. Devam edeyim.
Valla mümkünse zamanımız daralıyor. Onun için sözlerinizi alayım. Polis demek istedim. Yani Türkiye zaten son 10 yıldır bir polis devletine dönüştü. Polis sayısı, jandarma sayısı, işte şimdi bir de bekçileri kattığımız zaman neredeyse 1 milyona yaklaşıyor. Yani peki. 300 bine yakın polis, 300 bine yakın jandarma, bir de işte polisleri kattığımız zaman neredeyse 1 milyona yakın iktidarın milis gücünden söz ediyoruz. Bir de 100 bin civarında Suriye'deki cihatçılar ve diğer milis güçlerine katarsak oluşturulmaya çalışılan gücün ne kadar önemli olduğunu ve bu gücün iktidarın devamı için kullanılmaya hazır bekletilen bir güç olduğunu anlamak gerek. Özetle söylemek istediğim bu. Evet. Nazım Bey, siz bu konuyla ilgili ne dersiniz? Yani iktidar bu kadar rahat siyaset yapıyor ve ne yazık ki ülke içerisinde de işte Koray Bey'in de dediği gibi aslında büyük bir milis güce de hitap edecek noktaya geldi. Yani aynı zamanda Türkiye'deki tüm halklar ve demokrasi güçleri açısından da ürkütücü bir tablo olarak karşımıza çıkan bir durumdan söz ediliyor. Birkaç dakika, böyle 2-3 dakika içerisinde evet. Özetlerseniz çok sevinirim. Koray Bey'in söylediklerine katılıyorum. Esas olarak Türkiye'de bekçiler gibi yeni bir kurumun oluşturulması ve bu kuruma geniş yetkilerin verilmesi ve bu gücün, bir tür polis gücü olan bu gücün yetkileri, yapacağı iş, sayısı, ulaşacağı rakam, nasıl kullanılacağı hepsi soru işareti iken tam da toplum kendisi için yeni bir jandarma, yeni bir polis, yeni bir polis devletine gidişi tartışmaya başlarken milletvekillerinin vekilliğini düşürüp yeni bir tartışma. Çünkü aynı zamanda şu anda bekçiler yasası görüşülüyor diyorsunuz parlamentoda Türkiye'de. Ve bu tartışma sürerken bu tartışmayı gargaraya getirmek için, kapatmak için bu milletvekillerinin vekilliğini düşürdüler. Tam da zamanlama böyle uyguladı. Ve şimdi yarın herkes gazetelere baktığınızda şeyi tartışacaklar. Milletvekillerinin, 3 milletvekilinin vekilliğini düşürülüşünü tartışacaklar. 2 gün sonra duyacaksınız ki Cumhurbaşkanı bu bekçiler yasasını onaylamış olacak. Dolayısıyla tartışmadan, Türkiye tartışmadan, insanlar ne olup bitmeden bu bekçilere de yeni bir yasa getirecekler. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'nin bir polis devletine dönüşmesini de getirecek. Çünkü bu bekçiler karakollarda görev yapmayacaklar. Tam da sokakta görev yapacaklar. Yani sokağa çıkmayan CHP bundan sonra herhalde hiç çıkmaz. Hele hele geceleri hiç sokaktan çıkmaz. Dolayısıyla HDP'nin büyük muhalefetine rağmen, neredeyse tek başına muhalefetine rağmen sürdürdüğü demokrasi mücadelesi parlamentoda maalesef bugün bu şekilde akamete uğratılmış oldu. 3 milletvekilinin düşürülüşüyle. Ama öte yandan da Türkiye yeni bir polis gücü diyelim artık ona elde etmiş olacak. Evet, ama tüm tartışmalarımızdan da görünen şu. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun, son bir şey. Aslında bu bekçiler sokakta görev yapacaklar ama esas görevi insanların evlerinin içi olacak. Evet, o konuyla ilgili de dikkat çekici görüşler var doğrusu. Ama şunu biliyoruz, hepsini aslında AKP ve MHP kendi iktidarını korumak için bir milis gücüne dönüştürmeye dönük adımlar atıyor. Yani hem içte hem dışta kendisini korumaya dönük bir şiddet örgütü oluşturuyor. Doğrusu gündem çok sıcak, konu başlıklarımız çok. Hepsini belki bir programa sığdırıp tartışmak da mümkün değil. Ayrıca Fatma Hanım da konuğumuz olacaktı, Fatma Bostan Ünsal. Ama ne yazık ki teknik olanaklar nedeniyle istediğimiz sonucu elde edemediğimiz için Fatma Hanım olamadı. Ama ona sözümüz mutlaka çok önceden teknik olanaklarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapıp onu mutlaka bir daha da konuk etmeyi en azından şimdiden belirtelim. Yani onu bizden alacaklı. Sayın Nazmi Gür, Sayın Koray Düzgören, her ikinize de emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gelecek medya haberde gündem programlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.